Merhaba gençler. Şimdi de denklem ve örüntülerle ilgili Gold Test 3'ü ilk testimizi çözeceğiz. Burada denklem eşitliği korunumu kuralından hep çözeceğiz. Daha sonraki konumuzda asıl denklemi pratik yoldan çözme yöntemlerini zaten göstereceğim. Şimdi Gold Test 3'e geçelim. Soru 1. N doğal sayımmış genel terim 7N-2 hangisi bir örüntü adımı olmaz diyor bu kurala göre. Örüntünün terimlerinden biri olmaz diyor. Burada ben şunu anlıyorum. N yerine ne biliyorsunuz buradaki adım sayısı terim sayısı yani. Hangi terimi yazarsam bu şıkları elde edebilirim ya da edemem diye bakacağım. Örneğin şunu düşüneceğim. 7 ile N'yi çarp 2 çıkardığımda 33 yapar bunun sonucu. O zaman 2 çıkardım 33 kalması için burasının 35 yapması lazım. 2 çıkarıp 33 kalacağına göre. Ne yapacağım peki o zaman? 5 olduğunu anlıyorum değil mi? Demek ki 5. adımda 33 var. 7 kere 35 yapar çünkü. Bunu bulduk. Şimdi buraya yapalım. 7N-2 yapınca sonucu 40 bulmam lazım bu kez. Şimdi bunu deniyorum. O zaman 42 çıkardığında 40 kaldığına göre burası 42 yapması lazım. 7 kere bir şey 42 yapar mı? Yapar. 6 kere de 42 yapar. Demek bu 6. adımda oluyormuş. Bunu da bulduk. Geldim buraya. 7N-2 yapınca 47 çıkması gerekiyor. 2 çıkarınca 47 çıkacağına göre burasının 49 yapması gerekiyor. 7 kere de 49 yapar. Demek 7. adımda 47 var. Bunu da bulduk. Ama buraya baktığımızda 7N-2 56 olması için 7N'nin 58 yapması lazım. 2 çıkardığında 56 kalsın. 7 kere bir şey 58 yapmaz. Tam olmaz. Tam olmayacağı için de işte buçuklu bir terim sayısı olmaz. Mesela 3,5. adım diye bir şey olmayacağına göre bu olamaz. Geldik 2'ye. İlk terim 9, artış miktarı 4 nedir diyor. Hemen bakalım. İlk terim 9'sa bu nasıl gidiyor? 4 artarsa ikinci terim 13. 4 art 17 diye ilerliyor böyle. İlk 3 terimin toplamı 39'dur diyor. Toplarsak burada 10, 20, bunlar da 10 yaptı. 30, 9 da 39. Bu doğru. Genel kuralı 9 ne artı 4'tür diyor. Bir kere 9 ne olmaz. Artış miktarına göre ben ne diyordum? 4, 4 artıyorsa zaten 4 ne diyordum. Sonra ne yapıyordum? Birinci adımdaki sayıya ulaşmak istiyordum. 9 ya. 4, 9 yapmak için 5 eklemem lazım. Yani kuralı bunun 4 ne artı 5'tir. 9 ne artı 4 değildir. Yanlış. Diyor ki buradaki örüntülerde hangisini 3. ve 8. terimin toplamı 69'dur? Deneyeceğiz. A şıkkından başlayalım. Şurayı yapayım A şıkkı için. 2 çarpı 3 artı 4 yapacağım. Bu 3. terim için N yerine 3 yazıyorum. Ya. Bir de 8. terim için N yerine 8 yazacağım. 2 çarpı 8 artı 4 yazacağım. 3 kere 2 6 artı 4 10 yapar. 8 kere 2 16 artı 4 20 yapar. Toplamları 69 yapmaz. Geldik B'ye. N artı yani 3. terim için 3 artı 6 yapacağım. 8. terim için de 8 artı 6 yapacağım. Toplarsam 9, toplarsam 14. Bunun toplamı da 23 yapar. 69 yapmaz. Geçtik. C'ye geldim. 7 çarpı 3 eksi 4 yapacağım. 3. terim için bakın N'ye 3 koydum. Bir de 7 çarpı 8 eksi 4 yapacağım. N'ye 8 koyup 8. terim bulacağım. 21'den 4 çıkardım. 17. 56'dan 4 çıkardım. Çarpmış 56 yapar. 4 çıkardım. 52. Bunların toplamı 69 yapar. Yani doğru cevabımız C olur. Soru 4'e geldik. Hangisinde diyor kural veren örüntülerin hangisinde sadece iki terim negatiftir diyor. Hemen bulalım. Bir kere şunu bakın şimdi böyle. Hem bu da sizin için pratik bir yol olsun. N'nin burada kat sayısı 1 değil mi? Ben şunu anlıyorum. Bu birer birer artar. Kat sayı N'nin 2. İkişer ikişer artar. N'nin kat sayısı eksi 3. Üçer üçer azalır. N'nin kat sayısı 3. Üçer üçer artar. Böyle düşüneceğiz. Yani ilk terimi bulup uygulayacağım. Şimdi ilk terim bulmak için N'lere 1 yazıyor. 1 kere 1, 1. 1 eksi 3 de eksi 2 yapar ilk terim. O zaman kat sayı 1 diye 1 artacak. 1 arttırdım eksi 1, 1 arttırdım 0, 1 arttırdım 1. 4 terim buldum şimdilik. İlk iki terimi
Negatif, gerisi değil. Bana öyle istiyordu. Yani bu olur. Gelin buraya. 1 yazsam 2 kere 1 2. Eksi 6, yani 6 çıkardım 2'den. Eksi 4. 2 ya buradaki katsayı. 2 2 artıyor. 2 arttırdım eksi 2. 2 arttırdım 0. 2 arttırdım diye ilerliyor böyle. Sadece ikisi bakın negatif çıktı. Bu da uygun oldu kurala. Buraya geldim. 1 yazsam 4, burası eksi 3 yapacak. 4 eksi 3, 4 eksi 3 1 yapacak. Şimdi eksi 3'e 3, 3 azalacak. Ki zaten aslında gerek yok. Çünkü iki terim negatif olmasını istiyorduk. Bu değil, pozitif. Geçtim. Yine 1 yazdığımda 3 kere 1, 3, 1 çıkardım. 2. Bunun da pozitif olduğu için bu da değil. Demek ki 1 ve 2. Evet, genel kuralı 5n artı n artı a olan örüntünün 8. terim 38. Ne anlıyorum? N yerine 8 yazınca, yani 5 çarpı 8 artı a yapınca bunun sonucu 38 çıkmış. Bana a'yı soruyor. Denklem çözeceğim gibi yani. 8 kere 5 40 yapar. 40 ile neyi toplarsam 38 yapar. Azaldığına göre eksi 2 bu. Demek ki c. Evet, 6 diyor ki bize burada. Birinci adımda 5, bir beşgen verilmiş. Sonra beşgen sayısı hep 1 artıyor. Ama bana onu sormuyor. Toplam kenar sayısını veren örüntüyü soruyor. Burada 5 kenar var. Onu biliyorum. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kenar var. Burada genelde şunu karıştırıyorlar. Yani çevreyi sormuyor burada. Çevreyi soruyor gibi sadece etrafını sayan, yani aradakileri saymayan var. Bu aradakileri sayacaksın. Çünkü kenar soruyor. Bu da bir kenar. Çevre derse aradakileri saymayacağım. Sonra bakıyorum burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani buradan ben zaten 4, 4 arttığını gördüm. 4, 4 artıyorsa 4 çarpı ne diye başlıyorum. Artış miktarı 4. İlk adımda 5 var. 4'ü 5'e ulaştırmak için 1 arttırmam lazım. Yanına artı 1 yazıyorum. O da bursa oluyor. Evet, soru 7. Hemen bakalım. Buradaki teraziyi denge tutmak için diyor buraya kaç tane ne koyacağız? Şimdi bakarsan burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daire 2 tane kare eşitmiş. Değil mi? Bunu anlıyorum. O zaman ne anlarım? 1 tane kare için 3 tane daire oluyormuş. O zaman buradaki her kare 3 daire. 3, 6, 9 bunlar 9 tane daire. Bu da burada 3 daire daha var. Demek ki burada 12 dairelik bir toplamdır. Ben aynı şekilde 12 dairelik bir eşitlik isterim. Bu olmaz. Bu da olmaz. Çünkü her biri kare 3 diye bu 15 tane daire yapar. 12'lik istiyor. 6 daire var. Her biri 3 daireydi bakın kare. 2 tanesi o zaman 6 daire yapar. 6, 6, 12 daire 5 şıkkında olmuş olur. Örüntü bulacağız yine. Bakın burada şöyle pervaneler 1, 2, 3, 4 tane var ilk adımda. Sonra zaten bakın bunlar vardı. Uçlarına birer tane daha eklendi. Yani 4 artı 8 tane oldu. Bu da 4 artacak 12 olacak. Yani burada 4, 4 artış var. 15. adımı soruyor ya. Tek tek 15. adıma gitmek yerine kuralı bulacağım. Sonra direkt 15. adım bulacağım. 4 arttığına göre 4 çarpı ne diye başlıyorum. Artış miktarı 4. İlk adım da 4. O zaman hiçbir şey eklemeye gerek yok. Kural 4 ne? 15. adım bulacaksam ne yerine 15 yazayım. Yani 4 çarpı 15 yapacağım. 60 tane olmuş olacak. Evet, böylece Gold testi bitirdik. Diğer konularda ve çalışmada görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.